Bugün tekrardan hızlı özet serisiyle karşınızdayım. Ve bu videoda Rick and Morty'nin 6. sezonunda sizlere hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Ve hep birlikte tatlı dakikalar geçireceğiz. Ama ve lakin videomuza geçmeden önce sadece 2 saniyenizi arayıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Rick and Morty'nin 6. sezonunun ilk bölümünde bizimkiler geçtiğimiz sezonda harap olan kalede karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz üzere geçen sezonun videosunu izlediyseniz Başkan Morty kalenin içine edip oradan kaçıp gitmişti. Bizimkiler de ağzı açık bir şekilde kala kalmıştı. İşte 5. sezondan 6. sezona kadar harap olan kalede açlıkla sınanıyordu bizimkiler. Bu sebepten bir deri bir kemik kalmışlardı. Hatta diğer Rick ve Morty'ler birbirlerini bile yemişlerdi. Artık bizimkilerin de zamanı tükenmeye yakınken Rick'in uzaydaki kızı Beth bizimkileri kurtarmaya geliyordu. Verdi. Hemen ardından da uzaylı Beth sayesinde tekrardan evlerine geri döndüler. Rick kendi evine gelir gelmez hemen karnını doyurdu. Hemen ardından da portal sıvısındaki hataları düzeltti. Ama tabii yaptığı bu şeyin bir dezavantajı olacaktı. Bizimkilerin olduğu boyuttaki tüm Rick ve Morty'ler, hatta diğer varlıklar eğer kendi boyutlarında değillerse Rick'in yaptığı bu şeyle birlikte hepsi otomatik olarak kendi boyutlarına ışınlanacaktı. Tabii en nihayetinde de öyle oldu. Rick ve Morty'nin o evrenden, o boyuttan olmadığını zaten biliyorduk. Ama meğerse Jerry'nin de boyutu o değilmiş aslında. Büyük ihtimalle bir bölümde bilirsiniz. Jerry'yi Jerry'lerin olduğu bir anaokuluna bırakmıştı Rick. Ve orada bizim Jerry'nin karıştığına dair bazı şeyler söylemiştim. Hatta buna yönelik teoriler bile vardı. Ve bu bölümde aslında o durumu kanıtlar nitelikte. Rick, Morty ve Jerry her biri kendi boyutlarına gittikten sonra kendi başları çaresine bakmak zorundaydılar. Rick tekrardan diğer boyuta geri dönebilmek için elinden geleni yapmaya çalıştı. Morty'nin gittiği evrende ise biliyorsunuz o evrendeki her şeyi bizimkiler batırmıştı ve tüm insanlık birer canavara dönüşmüştü. Sadece Morty'nin ailesi hariç. İşte Morty de bu diyarda dolanırken babasına rastladı ve bir süre onunla takıldı. Normal boyuttaki Betty, uzaylı Betty ve Summer da büyük babaları Rick, Morty ve Jerry'yi geri getirebilmek için onların olduğu boyutta da bazı işler üzerinde çalışıyorlardı. Ama tabii ilerleyen sahnelerde işler fazlaca karışmaya başladı. Rick bir şekilde Morty'nin olduğu o canavarlar diyarına gitti ve Morty'yi oradan aldı. Ardından Rick kendi orijinal boyutunda onun karısını öldüren diğer Rick'in sinyalini aldı. Ve Morty ile birlikte onun peşine düşme kararı aldı. Hatta bu elemanın mekanını bile bastı. Ama tabii hüsranla sonuçlandı. Çünkü orada sadece kopyalar ve bazı görüntüler vardı. Ardından o mekanı biraz dağıttıktan sonra Morty'yi de alıp tekrardan kızının boyutuna döndü ve oradaki karmaşıklıkları da hallediverdi. Sonrasında da Jerry'yi almaya gittiler. Jerry'yi alırken tabii ortalık biraz karıştı ve bir boyuttaki başka bir dünyanın daha içine etti bizimkiler. Ardından hep birlikte farklı bir boyuta gittiler ve orada normal olmayan normal hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiler. Bir sonraki bölümde daha önce dizide hiç görmediğimiz bazı karakterler Morty'nin sesiyle konuşarak karşımıza çıktı. Yani bildiğiniz bir sürü eleman Morty'nin sesini kullanıyordu. Daha sonra da Rick'in sesini kullanan başka bir eleman ortaya çıktı ve kendisinin büyük baba olduğunu söylemeye çalıştı diğer insanlara. Tabii sonrasında da bu saçmalıkların neden olduğunu anladık. Meğerse Morty uzaydaki bir oyun salonunda bir sanal gerçeklik aletini oynamaya başlamıştı. Ve ardından da maalesef o aletin içinde hapsolmuştu. Ve ardından da sanal gerçeklikteki bu bölümde gördüğümüz tüm dünyayı zihninde oluşturdu. Ve gördüğümüz tüm karakterler aslında bu bölümde Morty'nin ta kendisiydi. Ama her biri aslında kendini başka bir karakter zannediyordu. Tabii sonrasında da büyük baba Rick, torunu Morty'yi kurtarabilmek için o da sanal gerçekliğe girdi. Ve Morty'yi uyandırmak için böyle ben büyük babayım falan filan diye konuşmalar yapmaya çalıştı oradaki halka. Ama tabii bu durum fazlaca zor olacaktı. Çünkü Morty'nin oluşturduğu o insanları hiçbir şekilde ikna edemiyordu. Ama daha sonra biraz daha değişik olaylar oldu tabii. Morty'nin oluşturduğu o halk, Rick'in anlattıklarını bir dine yordu. Yani Rick'in büyük baba olması ve oradaki tüm halkın aslında Morty olması gibi konuları dinselleştirdiler. Tabii Rick ve Morty oyunun içinde yıllar geçirirken dışarıdaki zamanda farklı akıyordu. Normal hayatın bir saniyesi oyunun içindeki tam bir aya dek geliyordu. Tabii onlar bu durumları yaşarken gerçek hayattaki o oyun salonunu da uzaylı çeteler bastı ve işler daha da karışıklaştı. Summer o elemanları indirmeye çalışırken büyük baba da bölüm boyunca Morty'nin oluşturduğu o dünyadaki tüm halkı etkilemeye ve onu tekrardan gerçek hayata döndürmeye çabaladı. Bölümün sonlarına doğru da en sonunda Rick Morty'yi kurtarmayı başardı ve Summer da o uzaylı çetesini indirdi diyebiliriz. Bu bölümde bu şekilde sonlanıverdi. Bir sonraki bölümde Morty aşırı gelişmiş bir video oyununu oynuyordu. Tam o anda da büyük babası bir kuş olarak cama çarptı ve tekrardan insana dönüşüp çıplak bir şekilde eve girdi. Sonrasında da Rick uzaylı kızı Betty
Betty'nin eve ziyarete geldiğini anladı. Çünkü o gün günlerden şükran günüydü. Ve hep birlikte ailecek güzel dakikalar geçirmek istiyorlardı. İki kızıyla birlikte hem de. Tabi ardından hep birlikte sofraya oturdular ve yemeklerini yemeye başladılar. Ardından da bölüm boyunca normal evinin hanımı Betty ile uzaylı Betty arasında sıcak dakikalar gelişti. Çünkü ikisi de aslında aynı kişiydi. Ve bu yüzden ikisi de birbirlerinin ihtiyaçlarını fazlaca iyi biliyordu. Bu da onları birbirlerine yaklaştırıyordu tabi. İlerleyen dakikalarda da aslında çocuklar da bu durumu fark etmeye başladı. Tabi sonrasında işler daha da karışıklaştı ve uzaylı Betty bir yemek sofrasında pat diye Jerry'ye karısıyla neler yaptığını anlattı. Tabi Jerry de bunu duyunca bir anda şok oldu ve Rick'in ona zamanın birinde yaptığı bir kozanın içine bir anda kendini hapsediverdi. Ama sonrasında Rick'in çabaları sayesinde onu o durumdan kurtardılar. Ve ardından bir şekilde Jerry Betty'leri affetti. Hatta onlarla tuhaf dakikalar geçirdi. Bölümün en sonunda da uzaylı Betty uzayına geri döndü. Ve bu bölümde böylelikle biraz sapıksı olarak sonlanmış oldu. Size Rick and Morty'yi özetlerken fazlaca zorlanıyorum arkadaşlar. Çünkü bazı olayları fazlaca hafifletip daha kibar bir şekilde anlatmam gerekiyor. Bu da beni fazlaca yoruyor. Bu sebepten Allah rızası için videoya bir like atın. Bir de kanala abone değilsiniz. Abone oluverin be. Neyse. Sonraki bölümde Betty yatağında hiçbir türlü uyuyamıyordu. Bu sebepten salondaki koltukta uyumak için salona doğru gitti. Ve tam uyuyacakken bir anda Rick ortaya çıkıverdi. Yerde kendi kendine adeta bir zombi gibi mekik çekiyordu. Ardından da Betty ona seslense de hiçbir şey demeden salondan uzaklaşıp gitti. Betty de tabii onun peşine gitmeyip uyudu. Sonrasında sabah olduğunda her şey ortaya çıktı tabii. Meğerse Rick bir ara uyur gezer atör denilen bir alet almıştı uzaydan. Bu alet sayesinde de normalde kendisinin yapmak istemediği şeyleri kendisi gece uyurken gece karakteri adı verdiği bilinçsiz haline istemediği işleri yaptırıyormuş işte. Tabii bunu duyan çekirdek ailemiz bu duruma hayran kaldı ve onlar da gece karakteri istedi. Rick de onlara istediğini verdi. Sonrasında da her gece bizimkiler evin içinde bilinçsiz bir zombi gibi dolanmaya başladı. İlk zamanlar her şey iyiydi. Bizimkiler istemedikleri her işi kendilerine yaptırıyordu geceleri. Ve bu durum onların fazlaca işine yarıyordu. Ama sonrasında gece karakterleri bizimkilere akşamdan bir not bıraktı. Tek istekleri kirli bulaşık suyun içine bırakmaları ve kirlerin kabarmasını sağlamaktı. Ama Rick bu duruma sinirlendi ve asla onların istediğini yapmam dedi. Tabii işler de tam bu noktada patlak vermeye başladı. Gece karakterleri bu duruma sinirlendi ve Rick'i gece uykusuna kaldırıp ona zorbalık yaptılar. Rick sabah olduğunda yine de onları dinlemedi. Ve ilerleyen sahnelerde işler o kadar karışıklaştı ki gece karakterleri tüm dünyayı gece karakterlerine dönüştürmeye çalıştı. Ve bunu tam olarak başaracaklardı. Rick'e son bir şans verdiler. Eğer bulaşıkları durulamayı kabul ederlerse tüm bunları durduracaklardı. Ve hep birlikte normal hayatlarına geri döneceklerdi. Ama inatçı Rick bu durumu kabul etmedi ve o andan itibaren bizimkiler sadece gece karakteri olarak hayatlarına devam etmeye başladı. Ama bölümün sonlarına doğru gece karakterleri sabah da yaşamaktan fazlaca yoruldu ve gündüzlerin de fazlaca zor olduğunu hissetmeye başladılar. Artık bu durumu da kaldıramamaya başlayınca gece karakterlerini oluşturan o makineyi yok ettiler ve böylelikle de herkes normal hayatına geri döndü. Bu bölümde bu şekilde bitti. Sıradaki bölümde Morty okula geç kalıyordu ve büyük babasından onu okula götürmesini istedi. Ve ikisi birlikte okula doğru yolculuğa koyuldu. Ardından Morty okula gittikten sonra bir anda tüm dünyanın ülkelerinin başına uzaylı gemileri gelmeye başladı. Hükümetler bu uzaylılarla savaşmak için hazıra geçtikten sonra Mısır'daki uzaylı gemisinden ilk defa uzaylılar toprağa adım attı. Ve geminin içinden dinozorlar çıktı. Meğerse milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorlar aslında tamamen yok olmuş değillerdi. Bir bölümü kendi zamanlarındaki evrimlerini tamamlamış ve zeka seviyeleri had safhalara gelmişti. Ardından da onların yok olmasına sebebiyet verdiğini düşündüğümüz asteroid dünyaya çarpacağı sırada tasarladıkları uzay gemileri sayesinde dünyayı terk etmişlerdi. Yani aslında o asteroid tüm dinozorların sonunu getirmiş değildi. Sadece onları dünyadan gitmeye zorlamıştı. Tabii insanlar geri dönen bu dinozorları görünce fazlaca şaşırdı. İlerleyen zamanlarda da dinozorlar insanları geliştirmek için elinden geleni yaptı. Çünkü onlar harbiden de kötülük olaylarını aşmış ve iyi niyetli varlıklardı. Bu elemanların teknolojileri o kadar gelişmişti ki Rick'in portal silahını bile bu bölümde tahmin etmişlerdi. Yani bu elemanlar Rick'ten bile zekiydi. Ama tabi ilerleyen sahnelerde işler daha da karışıklaştı. Ve milyonlarca yıl önce onları yok etmek için dünyaya doğru yola koyulan o asteroid tekrardan dünyaya doğru gelmeye başladı. Meğerse o meteor canlı bir varlıkmış. Yani sadece bir kaya parçasından ibaret değilmiş. Ve milyonlarca yıl boyunca ne hikmetse dinozorları yok etmek için her gittikleri gezegene o meteor da gitmiş. Ve dinozorlar da her o meteor geldiğinde o gezegenden kaçmışlar. Tabi durumlar böyle olunca Rick'in de zorlamasıyla birlikte dinozorlar dünyayı tekrar
tekrardan terk etti. Ve başka bir gezegene gittiler. Rick de ardından onların yanına o gezegene gitti. Ve arkalarından o meteor da o gezegene gitti tabi. Bu dinozorlar iyi niyetli varlıklar oldukları için hiçbir canlıya zarar vermek istemiyorlardı. O meteor da aslında bir canlı olduğu için onu bu yüzden milyonlarca yıldır hiç yok etmemişlerdi. Onlar bu meteoru yok etmemek için kendilerini feda etmeyi göze almışlardı. Ve gittikleri bu boş gezegende meteorla birlikte yok olacaklardı. Ama Rick yanlarına gittiğinde onların ölmesini istemiyordu. Bu sebepten meteoru yok etmeleri için onları zorladı. Ve en sonunda dinozorlar meteoru yok etmek zorunda kaldı. Ardından Rick'le aralarında geçen küçük tartışma sonrasında da onlar yoluna, bizimkiler yoluna gitti ve bu bölümde bitti. Bir sonraki bölümde Bay Nimbus'la bizimkilerin başı beladaydı. Ve aralarında geçen çatışma sırasında en sonunda Rick oradaki mekanı patlattı ve Bay Nimbus da bir şekilde oradan ayrılıp gitti. Ardından tam Rick ve Morty de oradan gidecekken değişik bir eleman mekana giriş yaptı ve saçma sapan konuşmalar yaparken Rick onu bir anda yok ediverdi. Hemen ardından da başka bir eleman tekrardan mekana geldi ve Rick'i tehdit etmeye başladı. Tabii Rick de artık bu elemanların neden onun peşinde olduğunu anlamak için çalışmaya başladı. Sonraki sahnelerde hep birlikte ailecek sofrada yemek yerken de bizimkilerin kapısının önüne çiş adam denilen bir eleman geldi ve Rick'le kapışmak istedi. Bu elemanın süper gücü de harbiden de etrafa çiş püskürtmekti. Yani anlayacağınız iğrenç bir sahneydi. Sonrasında tabii işler çirkinleşti. Çiş adam Jerry'nin kızı Summer'a biraz ahlaksız bir laf söyledi ve tabii o da bir baba olarak kızına laf söyleyen elemana dersini vermek için onun yanına gitti. Ve çiş adamla yumruk kübra kapışmaya başladılar. En sonunda da onu bir güzel dövdü Jerry. İnsanlar da bu olayı video kaydına aldı ve bir anda internette Jerry ünlü bir adam haline geldi. Sonrasında ünü o kadar çok yayıldı ki uzaydaki bir süper kahraman grubu Jerry'yi kendi gruplarına dahil etmek istedi ve ona içinde sınırsız bir güç barındıran bir top verdiler. Rick de o topun gücünü kullanabilecek bir robot kostümünü Jerry'ye verdi. Jerry de kostümle birlikte tüm kötüleri durdurabilmek için bir yolculuğa çıktı ve bölüm boyunca bir türlü macera yaşadı. İlerleyen sahnelerde Rick rezil olmuş olan o çiş adamın evine gitmeye karar verdi. Evine girdiğinde çiş adamın artık o utançla yaşayamayıp intihar ettiğini gördü. Tam o anda da çiş adamın kızı onun evine gelmişti. Rick sırf o kız üzülmesin diye çiş adam taklidi yapıp kızıyla konuştu. Ve ardından kızı babasını kötü bir adam olarak bilmesin diye tekrardan çiş adamın kılığına girdi ve yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmeye başladı. Ve çiş adamın namını iyi bir noktaya getirdi. Sırf o kız üzülmesin diyeydi tüm bunlar. Jerry de bu zaman diliminde biraz olayları sapıttırmıştı. Kahramanlık işinde de çuvallıyordu. Ve bu yüzden namı kötülenmeye başlamıştı. Bölümün sonlarında da Rick ve Jerry kapışmaya başladı. Ve ardından çiş adamın Rick olduğu ortaya çıktı ve bizimkiler şaşkına döndü. Ardından Jerry'ye o sınırsız gücü barındıran topu veren elemanlar mekana geldi ve Jerry'nin namı kötüye çıktığı için o topu Jerry'den aldılar ve mekandan ayrıldılar. Sonrasında da bizimkiler hep birlikte evlerine döndü ve bu bölüm de bu şekilde bitti. 6. sezonun 9. bölümünde Rick ve Morty uzaydaki bir restoranta yemek yemek için gitmişlerdi. Bizimkiler yemek sırasında beklerken de yemeklerini almış iki şövalye Morty'nin yanından geçerken aldıkları yemeklerden birini yere düşürdüler. Morty de kibarlık yapıp o yemeği yerden alıp şövalyelere verdi. Ardından şövalyeler bu durumdan çok etkilendi. Morty'nin çok onurlu ve şerefli biri olduğunu düşündüler. Ve şövalyelerden biri Morty'ye kendi kılıcını vermek istedi. Morty bunu istemedi. Ama en sonunda Rick'in ona kılıcı almamasını söylemesinden ötürü ve etrafındaki insanların da ona biraz baskı yapmasından ötürü de en nihayetinde kılıcı aldı ve güneşin gücüne sahip olan ölümsüz şövalyelerden birine dönüştü. Ve bir anda güneşe ışınlandı. Meğerse güneşin içinde yaşayan insanlar varmış. Morty o kılıcı aldığında da o da güneşin içinde yaşayacak olan insanlardan birine dönüştü. Morty'nin şövalyelerden biri olması için tek bir adım kalmıştı. Kendi erkeklik organını kesip güneşin ateşine atması lazımdı. Tabii bunu duyan Morty fazlaca telaşlandı ve bu durumdan kaçabilmek için neler yapabileceğini düşünmeye başladı. Sonrasında bu durumdan kurtulmak için Rick'in ona verdiği yapay zekaya sahip bir kılıcı kullanarak güneşteki şövalyelerin kralını yendi ve böylelikle artık kendi kurallarına göre yaşamaya devam edebilecekti. Morty kral olduktan sonra güneşi biraz boşladı tabii. Bu yüzden de ortalık delirmeye başladı. Meğerse Ay, Mars gibi diğer gezegenlerinde kendine ait aynı güneşteki gibi şövalyeleri varmış. Güneş şövalyelerinde dağılmasından ötürü tüm gezegenler birbirine girdi. Ve bir savaş başladı. Tabii bizimkiler de bu savaşı durdurmak zorundaydı. Bu yüzden işler bayağı karıştı. Ve en nihayetinde Morty güneşin kralı olduğu için güneşte kendini öldürme süsü verdi. Ve onların öldüğünü zanneden halk da bu sebepten bir şekilde barışmaya karar verdiler. Ve her şey böylelikle tatlıya bağlandı ve bu bölümde bitti. Dizinin final bölümünün ilk sahnelerinde çekirdek ailemiz uzaylı Betty ile birlikte Noel'i kutlayacaklardı. Rick de Noel için bir
bizimkilerin her birine kendi getirdiği hediyeleri veriyordu. Herkese hediye verdikten sonra en son olarak Morty'ye de verdi hediyesini. Morty'nin hediyesi bir ışın kılıcıydı. Çünkü biliyordu ki Morty bunu çok istiyordu. Ardından Rick ve Morty ikisi birlikte garaja gidip ışın kılıcıyla oynamaya başladı. Ama tabii işler karıştı ve Morty ışın kılıcını muazzam dik bir açıda yere düşürdü. Kılıç da bir ışın kılıcı olduğu için yeri eriterek dünyanın merkezine doğru gitmeye başladı. Kılıç merkeze ulaştığında dünyanın yok olmasına vesile olabilirdi. Bu yüzden bizimkiler o kılıcı durdurabilmek için elinden geleni yaptı. Tabii bunu yapmaya çalışırken laboratuvarın daha alt katlarında Morty asıl Rick'i gördü. Meğerse Rick kendinin bir robotunu yapmıştı ve bizim aileye iyi davranması için onu görevlendirmişti. Yani aslında kendisi yerin altında Rick'in asıl geldiği boyutta ailesini öldüren o diğer Rick'i bulabilmek için bir sürü çalışma yapıyordu. Tabii Morty de bu duruma fazlaca kızdı. Ama pek vakitleri yoktu. O yüzden kılıcı durdurmak için çalışmaya devam ettiler. Ardından bu durumu devlet bile fark etti. Morty'yi devletten aldığı güçle birlikte kılıcı son anda durdurmayı başardılar. Ardından da başkan kılıcı el koydu ve kılıçla birlikte gitti. Meğerse başkan tam bir Star Wars hayranıymıştı. Bu yüzden kendi odasında kılıçla oynamaya başladı. Ve o da aynı Morty gibi kılıcı mükemmel bir dik açı ile yere düşürdü. Ve aynı senaryo tekrardan tekrarlanmaya başladı. Robot Rick ve Morty de kılıcı durdurmaya çalıştı tekrardan. Ve en nihayetinde onu durdurmayı başardılar. Başkan kendi yaptığı bu hatasını Morty'nin üstüne atmıştı. Bu yüzden Morty fazlaca sinirliydi. Kılıcı durdurduktan sonra da Robot Rick ile birlikte kılıcı da alarak başkanın mekanını bastı. Başkan o kadar ileriye gitti ki bizimkilerle birlikte bir şekilde uzaya gittiler. Ve uzaydaki mekanda kapışmaya başladılar. Ama en sonunda tekrardan bir sürü ışın kılıcı yine mükemmel bir açıyla dik yere düştüler ve uzay mekiğini düşürmeye başladılar. Robot Rick ve Morty de tam gemiden düşecekken gerçek Rick bir portal açtı ve bizimkilere evi ışınladı. Ardından başkan kendi yoluna gitti. Rick robotu kapattı ve Morty ile birlikte ailesini öldüren o adamı bulmak için yaptığı çalışmalarına devam etti. Bu sezonda bu şekilde sonlanmış oldu. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Rick and Morty'nin sezonlarının özetlerinin devamını istiyorsanız gelsin veya gelmesin diye yorumlara yazıverin. Ve eğer küçük kanalımıza destek de vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmayayım. Bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.